Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan dünyanın en boş YouTube kanalına. Bugün size bu saçları nasıl kurtardığımı anlatıyorum. Uzun zamandır çoğu insanın "Zeynep, saçların çok iyi olmuş, acaba ne yaptın?" sorularına maruz kalıyordum ve dedim ki artık bir video çekeyim. Neredeyse tabii 1,5 seneyi geçti ben saçlarımı yakalı. Saçlarımı yaktıktan sonra tabii ki ilk yaptırdığım şey keratin bakımı ve saç kesimi oldu. Sonrasında saçlarıma hiç dokunmadım, diplerden kendi rengi çıktı. Ondan sonra da koyuya boyatarak zaten hayatıma devam ettim. Şu an şu diplerde gördüğünüz renkler bana ait, böyle uçlarda minik kızıllık ve bir açıklık göreceksiniz. O da herhalde bir 6-7 ay önce yaptığım boyaya ait. Yani uzun bir zamandır saçlarıma hiç dokunmadım ve normal hali de bu. Yani bu benim saçlarımın duştan çıkmış hali. İlerleyen günlerde şöyle aralara bir renk attırma gibi bir isteğim var ama asla hayatım boyunca bir daha saçlarımı gri yapmayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten saçlarımın doğal ve kendi rengindeki o sağlıklı halini gördükten sonra gri saçlı fotoğraflarıma baktığımda böyle çok yaşlı bir kadın görüyorum. Ve gerçekten saçlarım aşırı yıpranmış gözüküyor. O yüzden böyle bir şekli olan bu kadar güzel saçlarım varken saçlarımı bir daha gri yapmayı açıkçası düşünmüyorum. Kıvırcık saçımın kıymetini anladım yani şu süreçten sonra. Şimdi bu süreçte bu saçları nasıl toparladım, hangi ürünleri kullandım, birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir kere şunu kabul etmek gerekiyor, saçlarınız yandıktan sonra yapacak hiçbir şey yok. Yani saçınız çünkü muhtemelen her duştan çıktığınızda elinize gelecek ve minik minik kopmaya devam edecek. Hatta o dönemde yumuşatıcı herhangi bir şey kullanmamanız gerekiyor. Çünkü saçınız zaten yumuşak ve kopma noktasında. Hani yumuşatan herhangi bir şey saçı daha da kötü etkiliyor. Evet. Marla da birazcık olaylara dahil olmak istedi. Öncelikle maskelerden başlayabiliriz. Evde yaptığım abuk subuk karışımlı maskelerden bahsedeceğim size. %100 çalışıyor. Bakın ben doğum kontrol hapı ezip maskenin içine kırmış, yağın içine kırmış insanı. Saçla alakalı herhangi bir yağ bulup koyup karıştırıp saçıma sürüyordum bir süre. Ama ben sizin için birazcık daha toparladım neler koyduğumu. O kadar fazla şeyi bir araya getirip saçıma sürüyordum ki artık bir noktada bunların hepsi bir araya geldiğinde acaba saçlarımı döker mi, hani böyle negatif bir etkisi olur mu falan diye düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten doğum kontrol hapından tutun Hint yağı, çam telebenti, badem yağı, bepanten bilmem ne ampuller falan birazdan anlatacağım. Onları falan her şeyi karıştırıp kafama boca edip saatlerce bekliyordum ve hiçbir şey olmadı. Onu söyleyebilirim ama yani saçınızdan gerçekten çıkmayacak bir karışım elde ediyorsunuz. Şimdi maskelerle başlayalım. Çam terebenti, Hint yağı, tatlı badem yağı. Bu söyleyeceğim 3 şey eczanede bulabileceğiniz ampuller. Hani böyle kırdığınız ampuller vardır ya, onlardan Bepanten, Bemix ve Evigen. Belki bu karışımı duymuşsunuzdur bu arada. İnternete yazdığınızda çıkıyor. Hani böyle saç uzatma formülleri, saç uzatma maskeleri falan yazdığınızda bu ampullerle mutlaka karşılaşmışsınızdır. Ben de karşılaştım. Hatta bana bunu teyzem önerdi ve yani inanılmaz saç uzatıyor. Yani bu sadece saçı yananlar için değil, saçını hızlı uzatmak isteyenler için de aslında bir video. Bu 3 tane ampulden birer tane kırıyorsunuz. Elinize dikkat edin bu arada. Ben o ampulleri kırarken 3-4 kere elimi kestim ve çok kötü kesiyor. Ben eldiven takarak kırıyorum. Beceremiyorum çünkü normalde dünyanın en basit şeyi ampul kırmak ama ben bayağı bir elimi kestim yani. Bunlardan birer tane kırıyorsunuz. Ondan sonra yani ben bunu tamamen göz kararı yapalım ama belki siz bir tatlı kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Badem yağı, Hint yağı, çam terebenti bunlardan koyuyorum. Birazcık da Süper Gro koyuyorum. Süper Gro'yu da eğer ki bu işlerle haşır neşirseniz kesin duymuş ya da görmüşsünüzdür. Bir ara 50 lira olan şey şu an 100 lira indirimde. Ben anlamış değilim gerçekten. Bu nasıl bir enflasyon? Çok güzel kokuyor bu arada. Şöyle bir şey, bunu böyle elinize alıp biraz sürdüğünüzde sıvılaşan bir formülü var. Biraz bundan koyuyorum tüm karışıma. Badem yağı falan bittiği için şu an gösteremiyorum. Hatta bazen elime gelirse kantaron yağı da koyuyorum. Süper Gro'yu da yine böyle bir kaşık falan gibi düşünebilirsiniz. Bunların hepsini karıyorum. Dipten uca kafama sürüyorum. Genelde 4-5 saat bekletiyorum. Bazen gece yatıp uyuduğumda oluyordu ama yastığınız mahvoluyor. Ben olsam yapmam. Sonrasında bu karışımı çıkartmak için yaklaşık bir 45 dakikanızı duşta geçirmeniz gerekiyor. Ama ben bunu deneye yanına birazcık çözdüm ama yine de çok zor çıkıyor. Özellikle dediğim gibi bu Süper Gro adamın kafasından çıkmayan bir şey. Öncelikle size tavsiyem kesinlikle saçınıza su tutmadan kuruyken şampuanlamanız. Maske sonrası saçımı şampuanlarken şunu kullanıyorum. Üstünde saç var. İğrenç bir influencersınız Zeynep. Bu Urban Care'ın biyotinli ve kafeinli
Şöyle içini göstereyim, az kaldı ama peeling şampuanı böyle pütür pütür da saçları uzatmaya yardım ediyor. Yani maske yaptıktan sonra saçımı durulamaya çalıştığım şampuan bile saç uzatmaya yardımcı bir şey yani. Nasıl uzamasın ki? Neyse, saç kökünü güçlendiriyor ve hızlı uzamaya yardımcı oluyor. Önce bir tur bununla bir kafamı yıkıyorum. Bu yoksa hani bunu almadım diyorsanız. Ay bunların hepsinde saç var ya. Umarım görmüyorsunuzdur. Şu saçı da atalım. Bunları sadece bir maskeyi çıkartmak için kullanmayın bu arada. Yani ben normalde göstereceğim katı şampuanları saçlarımı yıkamak için de kullanıyorum. Ama katı şampuanlar ekstra iyi çıkartıyor bu tarz maskeleri. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir tanesi bayağı bir kullandığım Babun diye bir markanın zeytinyağlı katı şampuanı. Ve yine kadın girişimi, çok tatlı bir markadan bahsedeceğim. Geçen gün hatta bana bir paket gönderdiler ve gerçekten ürünlerini severek kullanıyorum. Maji Botanicals'ın Frank İncirli ve Narlı katı şampuanı. Melisa ile tanışmıyoruz ama bana çok tatlı bir not yazmış ve göndermiş. Kendisi Kaş'ta yaşıyor ve bunların hepsini kendi elleriyle yapıyor. Aynı zamanda yüz kremleri, gözaltı serumları da var. Bana onlardan da göndermiş. Severek kullanıyorum. Mutlaka tavsiye ederim. Zaten aşağı bu markaların linklerini bırakacağım ve kullandığım ürünlerin de linklerini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu iki katı şampuanı çok severek kullanıyorum. Arasındaki farkları şöyle söyleyebilirim. Maji'nin şampuanı biraz daha fazla köpürüyor ve biraz daha saçı yumuşatmaya meyilli. Zeytinyağlı olansa yağlı saçların daha çok tercih edebileceği bir şey. Çünkü bir tık kurutuyor. Ben bunu daha çok saçlarımı normal yıkarken kullanıyorum yani. Bu zeytinyağlıyı daha çok maske çıkartmak için kullanıyorum. Şampuanlardan devam ediyorum. Yine bir şampuan önereceğim. Aptira diye bir marka. Yine bir kadın girişimi. Bir arkadaşım aracılığıyla ben tanıştım Aptira ile. Ana İzmir'de yaşıyor ve çok güzel ürünler üretiyor. Yine doğal içerikli el yapımı ürünler. Bu şampuan benim saçlarımın kıvırcığını yerine getirdi diyebilirim. Yani çok başarılı bir şampuan. Onun dışında şampuan olarak şunu göstereceğim ama bunun şampuanı bitti. Bu kremi. İçeriği doğal ve aynı zamanda uygun fiyatlı bir marka arıyorsanız bence Otacı çok başarılı. Zaten yerli marka olduğu için çok uygun fiyatlı. Böyle hani yağlı bir his bırakmıyor ve duştan sonra buklelerim normalde benim yağlı olunca düşer. Böyle saçma sapan bir şey oluyor. Futbolcuya benziyorum. Bu çok yerinde nemlendiriyor saçlarımı. Bunu da çok tavsiye ederim. Bahsettiğim maskeyi toparlama sürecinde çok fazla yaptım ama artık böyle BMX Evigen çok fazla uğraşmıyorum. Çünkü saçlarım zaten istediğim boya geldi. O yüzden böyle çok fazla artık uzatmakla uğraşmıyorum açıkçası. Saçlarımı besleyen şeyler kullanmaya çalışıyorum. Yine Aptira'nın bir yağından bahsedeceğim size. Iris diye saç kökü serumu diye geçen. Saçlarınızın dibine ve uçlarına sürüyorsunuz. 15 dakika bekletin yazıyor. Ben tabii ki en az 2-3 saat bekletiyorum. İyice emsin diye. Sonrasında yine katı şampuanlardan biriyle saçlarımı yıkıyorum. Bu son zamanlarda kullandığım saç bakım ürünü ve tek başına zaten içeriği çok güçlü olduğu için yetiyor açıkçası bana şu an. Body Shop'ın üzüm çekirdeği serumu saçları inanılmaz canlı gösteriyor ve parlak gösteriyor ve aynı zamanda yine ağırlaştırmıyor. Hatta hazır bahsediyorken şöyle 1,5 pompa gibi düşünün. Saçımı alıp sürüyorum ve anında parlak gösteriyor. Umarım görebiliyorsunuzdur şu an. Ha diyecekseniz ki Zeynep ben bunlara para veremem. Bana böyle biraz daha gratis'ten bulabileceğim bir ürün öner. O zaman mucizevi yağ öneririm kesinlikle. Bu benim ikinci tüpüm. Saçı asla ağırlaştırmıyor ve çok yerinden nemlendiriyor. Ve son zamanlarda keşfettiğim, bu tamamen saç bakımıyla alakasız ama çok güzel koktuğu için göstermek istediğim bir ürün. Yves Rocher'in Saç ve Vücut Body Mist'i diyebiliriz sanırım buna. Bendeki mangolusu. İnanılmaz güzel kokuyor. Hatta şöyle bir fıslayayım. Çok güzel kokuyor. Bunda alkol falan var bu arada. Yani böyle %100 doğal bir içerik beklemeyin. O yüzden böyle ben çok yakından sıkmıyorum. Biraz uzaktan sıkıyorum. Tamamen bir zühr tesellisi yani. Alkollü şeyleri saçlarımıza aslında sürmememiz lazım. Yani ne bileyim sigara içiyorsanız ya da saçların duştan sonra böyle ekstra güzel koksun istiyorsanız birkaç fıs sıkıp çok güzel sonuç alabileceğiniz bir ürün. Bunlar benim şu an size gösterebildiğim ürünler ama aşağı bıraktığım linkte çok severek kullandığım maskeler, şampuanlar ve diğer ürünler var. Bu 1,5 senelik dönemde bir sürü şey denedim ve benim için en çok işe yarayanları paylaşmak istedim. Geri kalan ürünlere de dediğim gibi aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Saçlarınızı yaktıysanız, uzatmak istiyorsanız, güçlendirmek istiyorsanız bu ürünleri kullandığım için cidden gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Umuyorum yararlı bir video olmuştur. Kanalda saçlarımla ilgili tabii ki saçımı yakmam, sonrasında saçımı koyuya boyamam ve saç yakma videoma çektiğim tepki videosunu da bulabilirsiniz. Saç yakma serüvenimi baştan sona izlemek isterseniz bu 3 videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Başka bir videoda umuyorum tekrar bir araya geliriz. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet, thumbnail time.